Edeceğiz. Yani. Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Ben Başladı kuşlarım. Evet, başladım. Bugün dedim ki ne, Eylül ayındayız. Eylül'deyiz değil mi kız biz? Evet. Doğru ya. Yani Eylül ayındaysak dedim ki ne, Başak Burcu'na bakalım. Değil mi? Çünkü 23 Ağustos'la 22 Eylül arası Başak Burçları oluyormuş. O yüzden ona Başak'a bakalım bugün dedim. İnşallah iyisinizdir diyorum. Canlarım bugün Başak Burcu'na özel tarot falı, katina falı, dişil enerji falı, kehanet falları ve oracle kartlarına fal bakacağım. Tabi karman kurman Niye koyduğum için öyle koydum onları? şaşırdım öyle şeyleri. Beğenmem. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basarsanız çok güzel olur. İkinci bir kanal daha açtık. Ege Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. Oraya da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından bana ulaşsın ya da Ege'de Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresinizden bize yazarsanız hemen iletişime geçiyorum. Sizlerle diyorum. Değil mi? Evet hayatım. Benim Söylemek istediğin açılım. ne var? Benim mi? Benim. Valla çok hastayım. Yemedim. Bu kalıcı Şimdi halim yok kız. sabahleyin kalktığınızda Bismillahirrahmanirrahim deyin. Evde kimse de bile olmasa günaydın diyorum kendime deyin. Tamam mı? Biraz kendinizi neşelendirin. Biraz kendinizi ödüllendirin. O gün ne yapmak istiyorsunuz? Bir şeyler yapın yani. Tamam mı canlar? Kendinizi bir ödüllendirin o gün için. Oo, Başak burçlarına özel Ödül tarot falımızı geldi. açalım. Çok güzel ödüllendiriyorsunuz kendinizi. Bravo. Çünkü o yüzden de biraz sıkıntıları çok fazla. Oo. Çok. Çok. Allah'ım ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Oo. Ya ne yapayım? Seni kağıtlara yapıyorum. Ay. İşte o mahvet ortalığı. Ben şimdi ne güzel yorumlayacağım. İyi dinleyin Churchill'larım. Çok iyi dinleyin. Tamam koy. Başak burçları. Geceleri böyle oturuyorsunuz. Sıkıntılarınızı kafanız içine yüklüyorsunuz. Deh diyoruz kafanız içinde. Oturuyorsunuz böyle. Ne yapacağım? Niye edeceğim? Nasıl olacak bu işler? Diyerekten sıkıntılarınızı düşünüyorsunuz. Özellikle gece olunca o yatağa yatınca inanın ki bütün dertler, sıkıntılar sizle birlikte o yatağın içine giriyor. Anladınız mı? O yüzden biraz daha sakin kalın. Çünkü zaten çok güçlü karakterlersiniz. Başak burçları çok güçlüsünüz. Fakat strateji yapmayı bilmiyorsunuz. Hep böyle lömbedek nasılsanız onu ortaya löp diye koyuyorsunuz, onu yapmayın. Neden? Biraz alttan su yürütün. Siz de mesela karşınızdakine göre şerbet vermeyi bilin. Karşınızdakine göre konuşmayı bilin. Herkes iyi değil. Herkes iyi niyetli değil. Herkes siz gibi değil. Anlatabildim mi canlarım? O yüzden dikkatli olun. Bazen kafanızı kullanmakta zorluk çekiyorsunuz. Kafam mı, kalbim mi diye düşünüyorsun ama genellikle kafanı kullanıyorsun. Kalbini hep susturmuşsun ama bazen de oluyor şu kafayı dinleyemiyorsun. Ne kalp ne kafa kalmıyor sende. Ama kafanı dinle. Kafanı dinlerken de kalbin sesini lütfen susturma. Of, geçmişte yaşıyorsun Başak Burçları, geçmişte. Geçmişte kalmışsın. Daha şimdiyi yaşayamıyorsun. Hep bir geçmişte. Ah şöyleydi, böyleydi, şunu yaptı, bunu yaptı. Keşke Anılarınla yapmasaydı. yaşıyor. Dur anne, geleceğim ya. Ben de onu diyorum sana. Analarınla mı yaşıyordun? Ana Anılarınla. vallahi sağır duymaz şu Sağırsın sen de. Hakikaten anılarınla yaşıyor dedim. Sakat. Anılarınla değil. Anılarınla Allah'ım yarabbim, geçmişte yaşıyor dedin ya. Yaşıyorsun dedin ya. Ondan dedim. İşte kulağım duymuyor, anladın mı? Sarıl yakıştırıyor. Ne diyeyim yani? Ama anası var. Geçmişte annenizden dolayı bir sıkıntı var. Annenizden dolayı bir sıkıntı yaşamışsınız. Yani annenizi okey konuşuyor olabilirsiniz. Annenizle aranız iyidir şu anda. Ama geçmişten gelen affedemediğiniz sıkıntılarınız, sorunlarınız var ananızla. O yüzden bunu konuşarak konuşmanız lazım. Konuşmadan kendi başınıza bir şey çözemezsiniz. Konuş,
konuş, anlat derdini. O da neyse onu söylesin. Sen de hiç olmaz şu kafandakini bir tık boşaltmış olsun. Zaten çok dolu, yeterince dolu. Gereksiz şeyleri hiç gerek yok, doldurma kafayı. O kadar çok yas, kayıp, üzüntü, hayal kırıklığı, içe kapanmak, depresyon, ayrılık, karalar bağlamak. O kadar şu an bu konulardasın ki kendini kaybetmişsin, çok kötü durumdasın. Yani psikolojik anlamda aşırı kötü durumdasın. Lütfen kendini toparlama ihtiyacın var. Kendini topla bacım, abim. Tabii, tabii. Yapacak bir şey yok. Bu hayat senin hayatın. Sen kendine bir tane vurdun mu başkası sana 10 defa vurur. Tabii. Anladın mı? O yüzden kendini hiç vurma. Vuruyorsan da kimse görmesin. Yani. Yasta kayıpta olduğunu, böyle hayal kırıklığı olduğunu kimseye belli etme. Çünkü belli ettiğin an bir tane daha tekme yemeye hazır ol. Birisine para mı verdiniz? Almak için vermek var. Kaz gelecek yerden tavuk esirgememişsiniz. Okey. Gelecek de çok yüklü bir miktarda paranın gelişi var. O kadar yüklü bir miktarda paranın gelişi olacak ki. Lüks bir hayat, zenginlik, verimlilik var. Çok zaten verimli insanlarsınız. Elinize geçen her şeyi yapıyorsunuz. Yalnız biraz pratik olun. Biraz yavaşsınız yani. Yavaş. Böyle yavaş hareket ediyorsunuz. Mesela bugün mesela doktora gideceksin ya. Ya yarım saat sonra giderim. Son 5 dakika kala çıkarım gibi, anladın mı? Böyle yavaşsınız. Ertelemeli ha? Evet. Yalnız bu para geldiğinde de gene mutlu olmayacaksınız. Neden? Çünkü çok ilgi istiyorsunuz. Sizin aşk anlamında bir eksikliğiniz var. Aşk meşk konularında bir eksiklik var. Çünkü hayatınıza giren kim olursa olsun hep bir darbe yemişsiniz. Yalan olmuş, ihanet olmuş, ikiyüzlülük olmuş. Olmuş yani, ne yapalım? İnsanlar, herkes bir değil. Herkesin kanı düzgün değil, kanı bozuk olan çok insan var. O yüzden diyorum ki böyle insanlar olduysa da üstünü örtmeyi bilin. Hala onu düşünüyorsunuz. Bana niye böyle yaptı, niye böyle etti diyerekten düşünüyorsunuz. Yani ben bunu hak etmedim diyorsun. Sen hak etmemiş olabilirsin. Bu senin suçun değil. Karşı tarafa suçu kardeşim. O kendi karakterini ortaya koymuş. Anladın mı? Yoksa senin suçu değil. Sen kendini suçlama. Yani ben bunu hak etmedim. Hak etmedin. Yani sen onu hak etmedin. Anladın mı? Seni hak etmediler onlar. O yüzden böyle düşün, üstünü kapat. Öyle bir para gelecek ki zaten, yani bakın bütün sıkıntılarınız eriyecek. Öyle bir kapı açılacak ki yani böyle size birisi eliyle verecek. Bütün sıkıntılarınız ortadan kalkacak. Ve bunun sonunda gerçekten 3 kişi bir kutlama yapacaksınız. Ama kutlama yaparken dikkat edin. Çünkü dost görünüp düşmanlar var. Bolluğun bereketin kutlamasını yaparken düşman olacak aranızda. Arkanızdan, arka yüzünüzü gülüp arkanızdan konuşacak. Eğer hayatınızdaki kurtuluş olacak ya bu paralar geldikten sonra. Çok dikkatli olun. Çünkü dolandırılmak ve hırsızlık çıktı. Bakın çok dikkatli olmazsanız gerçekten tepe taklak geleceksiniz. Şimdikinden daha kötü olacaksınız. O yüzden lütfen dikkatli olun. Zaten hayatınızda size yalan söyleyen insanları biliyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz. Ne yapayım Fatma? Herkesi çıkarsam kimse kalmayacak hayatımda yani. Diyorsun. Kalmasın. Yalan söyleyen sana lazım mı? Ya bazı da eş dost lazım yine. Yalan söylediğini biliyorsun ama yine de yüzüne bakıyorsun. Bakman gerekiyor. Niye? Ya trafına insan kalmayacak, yoksa yani ne kaldı? Ne kalıyor yani mesela? Tamam, mesela yalan söyleyen tuttu, seni dolandırmak isteyen iki yüzlü hepsi tuttu. Onda gözünü açacak biraz. Hayır, tuttu, ne herkes tuttu. Öldün. Vallahi bir tanesi mezarım gelirse insan derim. Gelmesin, gerek yok ki zaten. İşte ne gerek var? Ama yaşarken lazım kızım. Düğün eline yağmur yeline derler. Çünkü gene yalancı da olsa, düzenler olsa etrafında insan lazım ya. Şimdi ben bir laf söylerdim de ayıp söyleyeyim. Yani bir buranız kaldı, o da kalmamış. Anladın mı? Biraz daha burayı ellettireyim diye bakıyorsun güzellem. O yüzden tutuyorsunuz etrafımızı. Yalnız olmaz, olmaz. İnanmak zorundasın insanlara. İnandığın için bura kaldı sadece. Öyle. Duruyor zaten. O da örtüm zaten de o da öyle kalıyor. Tutmuyor bu. Değil mi? Bakın karşıdan sanki bir ses duyuyorum. Evet Fatma, çok doğru söylüyorsun. Anladın mı? O yüzden güvenmeyin kardeşim.
şu kadar boyları oluyorlar, türlü türlü hoyları oluyorlar, hoyları hoş köpekler diyesim geliyor ama köpeklere hakaret olur öyle insanlara, öyle diyorum. Vallahi çok güzel sadık köpeklerimiz var. Evet. Yani haf bir tane ekmek ver, yanında yıllarca dolaşır yavrumda. Evet. Evet canlarım, çok dikkatli olun. Bazen de gerçekten tutamayacağınız çok fazla söz veriyorsunuz. Bunu yapmayın canlarım. Tutamayacağın, yapamayacağın şey niye söz veriyor? Yapamayacağın belli bir şey yapma. O anlık yaparım gibi geliyor insana işte. O yüzden. Valla. Yani gerçekten onu bak, o anlık yaparım gibi geliyor insana, o yüzden. Oo. Başak burçları, siz mi bir yasak ilişkidesiniz yoksa karşı tarafınız mı bir yasak ilişkide bilemem. Fakat bu yasak ilişki duyulacak, size söyleyeyim. Hmm. Çok fena da sonuçlanacak. Çok dikkatli olun. Sakın ha. Ama niye? Başak burçları. Oy. Vay. Vay vay var vay vay. Yeter lan. Ya bir yere bağlayacağım da dur bir dur. Bağlayamadım. Şimdi oldu. Canlarım bir yasak ilişki var ortada. Ya sizde ya karşı tarafta, ben bilemem. Ama ya sizdeyse ya karşı taraftaysa duyulacak. Ve çok kötü sonuçlanacak. Siz eviyle ilgilenen, hoş, hamarat, elinizden her iş gelen insanlarsınız. Başak burçları. Fakat çok kıskançsınız. Yani aşırı kıskanıyorsunuz ve karşıdakini kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Görmek istediğiniz bir kişi var. Aniden karşınıza çıkacak ve aniden bir konuşma olacak bu görmek istediğinizde. Fakat Fatma, bu görmek istediğin iyi birisi mi diye soracak olursanız, değil kardeşim. Fıtır fıtır sizi yiyecek kurtçuk gibi bir insan. Kurtçuk çok kötüdür. Birinin bir şeyin içine kurt girdi mi içinden yemeye başlar fıtır 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 fıtır, sonra bütün hepsini yer bitirir. Anladınız mı? Hiç kurtlu biber açtınız mı içine? İçini tamamen çürütüyor ama dişi sapasağlam. Yeşil değil mi? Heh. Özellikle jalapeno biberi var. Özellikle kurtlusunu bir tane alın da bakın. İçini böyle çürütmüş ama dışı sapasağlam. Aynı size onu benzetiyorum. Jalapeno. Evet biberi. Bazı insanlarımız heh, artık içi göçüyor gidiyor, evet, ama dışından insan sağlam gibi görünüyor. Evet. O yüzden kurtlu insanlara dikkat edin. Kurtçuklara dikkat edin. Onları hayatınıza fışt uzatlaşın. Bakın. Kurtçuk insanlar nasıldır biliyor musunuz? Yavaş yavaş yer sizi. Yavaş yavaş sömürür, bitirir, yer. Tüketir sizi, tüketir. Aniden darbe yemek inanın ki daha iyidir. Yavaş yavaş sizi bitirmesindense. Anladınız mı? Fare gibi bir insan ya, gerçekten uzak durun, sizi yer bitirir diyorum yani, anladınız mı? Zaten bu kişinin anası berbat, domuz suratta bir şey yani. Vallahi sizi mahveder. Ben size söyleyeyim, anası çok beter. Veya sizin ananız çok beter. Bilemeyeceğim kimin anasıysa, bu bir ana var burada ve çok beter. Yani inanın ki. Deniz anası. Deniz anası. İyi de kız içimizi sokuyor. Onu bilesin. Bunu soktuğunu da bilemeyeceğim. Bunu soktuğunu da bilemeyeceğim. Ama dinleme dediğim. Ama karşı partneriniz de olabilir. Bunun anası da olabilir. Zengin birisi yani, parası var. Zaten bundan sen bir teklif alacaksın. Yakın zamanda bir haber geliyor sana. Hangisi anası zenginse ona dikkat edin. Fakat gerçekten bu kadından korkun. Anadan korkun. Anadan. Çünkü kendini acındıran birisi. Çok dikkatli olun. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Sizin karşı partneriniz dedim ya. Ya siz ya karşı partneriniz. Yasak ilişkideki olan kişi diyorum. Evlenmeye ve çocuk yapmaya arzulayan birisi, yani o karşı sevgilisi evlenmeye ve çocuk yapmaya arzuluyor. Bazen sizler de olabilirsiniz. Var bizde özel açımda, diyor ki bana, Fatma evli biliyorum ama çocuk yapmak istiyorum. Bunu diyen insan var. Ben kendi kulağımla şahidim. Ha, sorun anam burada. Anladınız mı? Böyle olabiliyor. Herkesin kendi hayatı, inanın ki hiç umurumda değil. Nasıl yaşarsanız yaşayın diyorum. Çünkü hayat sizin hayatınız. Önemli değil de o çocuğun hayatını karartmayan şeyin yok yani. Evet. Çok şefkatlisiniz, fedakarsınız. Ne gelirse zaten merhametinizden, şefkatinizden geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yeniden böyle düzelir diye bakıyorsun ama hep aynı tekrarlıyor. O yüzden düzelmez kardeşim. Can çıkar, huy çıkmaz. Bir insan bir hatayı bir kere yaptı mı ondan gideceksin. Bitmiştir olay. Bitmiştir. Tabii.
Ya çünkü çok güzel ruhlusunuz, iyi kalplisiniz, aşık olunası insanlarsınız ama sizin değerinizi, kıymetinizi bilmiyorsa bir insan bir dene bir bay bay çekeceksin. Hayatında bazen başak burçları bir anda bıçak gibi kesiliyor bazı şeyler. Bıçak gibi kesiliyor. Sen bile anlamıyorsun nasıl bittiğini. Ama kesiliyor. Özellikle aşk ilişkisi konusunda zaten çok acı çekmişsin, anladın mı başak burçları? Aşk ilişkisi konusunda özellikle söylüyorum, üzüntülü durumlar yaşamışsın. Esmer bir erkek, ilişkisini sahiplenen bir erkekmiş ama ne olmuş? Allem kullem olmuş, bitmiş bu ilişki. Sen bile anlamamışsın nasıl bittiğini diyorum. Belki de bir şey vardır. Elem terefiş, kem gözleri şiş. Üçüncü kişiler derler. Karıştığı zaman öyle olur. Üçüncü kişiyi karıştırmayacak. Evet. Başak burçları. Konuşmaktan eksik olan. Başak burçları çok akıllı kişilersiniz ve gelenek göreneklerinize çok bağlısınız, yani çok düşkünsünüz. Resmi bir belge, evrak söz konusu. Oh, mahkeme var, mahkeme olacak, çok dikkatli olun. Gerçekten bazı insanın hayatı kaderdir. Bazı insanların hayatı da, kusura bakmayın ama, salaklıktır. Neden öyle diyorum? Bir insan bir hatayı bir kere yaparsa hatadır. Bak, o hatadır. Doğru. Ama aynı hatayı bir daha yaparsa o salaklıktır. Bu kadar. Bazı insanların kaderidir onu yaşamak. Bazı insanların seçimidir onu yaşamak. Bana diyor ki, Fatma şeytan da olsa ben onu istiyorum. Diyor. İşte bu insana bir şey anlatamam. Anladınız mı? Onun o kader değil artık, o kader değil, o saplantı, hata, anladınız mı? Öyle insandan uzak duracaksın. Ya şeytan da olsa, tövbe aşağı yarabbim, iblis de olsa istiyorum diyor. Yani ne diyeyim şimdi ben bu kadına, adama, yani anladınız mı? Bu yüzden ikiye ayırıyorum insanları. Kaderi olanlar vardır veyahut da hatası olanlar vardır diyorum. Bazı insan da kendisi kendine ister bir şey. Evet. Çünkü kaderin müdahale ettiği bir süreç diyor. Yani kaderiniz bunu yaşamanızı sizi yönlendiriyor. İsteme istemez bu kaderi yaşıyorsunuz. Yapacak bir şey yok başak burçları. Bazen insanın elinde olmadan bir şeyler yaşar, mecburiyettendir bu diyorum. Canlarım, ferahlamak, rahata ermek istiyorsunuz. Konforunuzun ve keyfinizin yerinde olmasını istiyorsunuz. Kötü olaylardan uzaklaşacaksınız. Kafanız rahatlayacak ama biraz daha zaman lazım yani. Biraz daha zaman lazım size. Birisiyle buluşmak istiyorsunuz. Zaten bir buluşma var. Bir anlaşma var. Özellikle iş kurmak isteyenleriniz varsa kesinlikle yapmayın. Kesinlikle önermiyorum. Kendi tırnağınız varsa başınızı raşiyin diyorum. Evet. Tamam, hayırlı bir görüşme, anlaşma ama ilerisi şey değil. Çünkü karşınızdaki çok akıllı birisi olacak. Anladınız mı? Akıllı. Bak, oradaki şeyi anlayın. Çok akıllı birisi olacak. Yani. Bak, deliğin etmek. Deliğin etme bazar mı? Hayır, öyle değil. Deliğine konuşmak, yani şunu yap demek, bir şeyler yap demek, ya, yap tut demek. Tamam, kolaydır ama akıllıyla pazarlık olmaz be ya. Dikkat edin. Dereyin görün yani, ben diyorum bundan sonrası yaparsanız siz bilirsiniz. Yani ben demişim ki kadına, bak abucum özel açılımda. Dikkat et, bir hırsızlık, bir dolandırılmak var. Bana dediği şu, Fatma benim param yok ki beni nasıl dolandırılayım dedi. İyi abucum sen bilirsin o zaman dedim. Dedi ki bir hafta mı ne geçti? İki gün mü? Üç gün mü? Bir hafta mı ne geçti işte? Anası bana yazdı, Fatma ben dolandırıldım da bir bak bakalım bir para gelecek. Ben de dedim ki, abucum dedim, mutfaktan bir bardak su al, gel, otur bir sakinleş, iç üstüne otur oturduğun yerde dedim. Ben söyledim değil mi, bir şey söylesem şu ulanma bir top, dinlemesen de yapmasan da dursun şuranda, değil mi? Heh. Evet canım, başak burçlarına oraya kıl, kartlarımıza bakalım. Özgürlüğünüze çok düşkünsünüz başak burçları. İnanın ki kısıtlanmaya asla gelemiyorsunuz. Bir insan sizi kısıtladı mı inan hapiste kalmış gibi hissediyorsunuz ve bir anda oradan uzaklaşmak istiyorsun. Bıçak gibi kestirip attığında çok ilişkili olmuş. Çok insanlar olmuş yani. Daraldığın anlarda kaçıyorsun.
senin kaçmak bir seçeneğin. Daraldığın anda kaç gitsin diyorsun. Kendi kendine öylesin çünkü. Çoğu insan aynısını yapar yani. Hayır. Başak burçları özellikle daraldığı anda kaçıyor. Özgürlüğüne düşkün ve kısıtlanmaya gelemeyen burçlar. Evet, doğru. Doğru. Bilgelik ve farkındalık. Yani gerçeklerin farkındasınız aslında. Aydınlıksınız. Yani biliyorsunuz gerçeği ama hala daha bir olgunluk yok içinizde. Yani hala bir çocuksu yönünüz var. Darbe yiye yiye o çocuksu yönünüz bitmiş ama ufacık kırıntılar var hala canım benim. Bazen çok rehavete kapılıyorsunuz. Yani tembelliğe vuruyorsunuz, kolaylığa kaçıyorsunuz. Basiretiniz kapalı aslında, anladınız mı? Bu yüzden fazla rehavete kapılmayın. Yani belli bir süre ferahlayacaksınız, ondan sonra yine sıkıntı devam edecek. Bu ne zamana kadar devam eder bilemeyeceğim. Kadere boğan üzüntü, yani kedere boğan üzüntü. Kalbiniz çok yasta, kederli. Hiçbir şey sizi mutlu etmiyor bu hayatta. Mutsuz ve hayatın sizin için hiçbir tadı ve anlamı yok bu hayatta. Anlatabildim mi? Yok. Siz sadece şöyle, Fatma, bugünü yaşayayım, bugünü kurtarayım, ondan sonra inan ki hiç umurumda değil. Yani şu günü bir atlatayım diyorsunuz. Yoksa hayatın zevkleriymiş, hayatla bağlantı kurmakmış, bir keyif, bir böyle huzur yaşamak, bir şey yok kardeşim, yok. Çünkü hiçbir şey sizi mutlu etmiyor. Etmiyor, ne diyeyim yani şimdi? Yani. Ediyor mu diyeyim? Yani. Biraz ben demenin zamanı gelmiştir belki de, diyorum. Çok arada kalıyorsunuz, bunu yapmayın. Siz olduğunuz gibi olun. Yanınızda olmak isteyenler olur, olmak istemeyene bir bay bay dersin. Çünkü orta yolu bul diyor. Yani ikilik olmasın artık diyor. Şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişinden kurtul. Yani senin geçmişinden kurtulman gerekiyor. Sen geçmişine takıntılı bir insansın. Ne dersen de bana. Geçmişinde yaşıyorsun. Geçmişini yaşarken bugün kalıyor yani. Bugün de geçmiş oluyor, anladın mı? Senin için bugün de geçiyor. Yani değil mi? Yani. Mesela bugün geçmişi düşünürken yarın diyorsun keşke dün şunu düşünmeseydim de şunu yapsaydım ya. Bak gene geçmişte kalıyorsun, anladın mı? O yüzden yapmayın bunu. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum diyorsun. Lütfen kendi önceliğin kendin olsun. Her şeyde aşkı bulabilirsin. Kimseye bir aşkı yükleme diyorum. Gerçek aşkı bulmak için kendini aç. Şöylesin bak, şöyle şöyle. Şöyle aç bir ya, bir kendini aç. Aç gözlüğü mü takmış oluyor yani? Evet. Doğru. Yolda yürürken bile öyle öyle gidiyor. Ya bir bak bakalım bir etrafına, ben gibi bakmıyorsun. Sen de bakmazsın bile. Bu da böyle gider. Şey vardı anne. Şimdi ben yürüyüşe gidiyorum. Bak hiç unutmuyorum. Onu da arı sokaktan gidiyordum. Ömer abim. Ali'yle. Bak Ömer abimin arkadaşları, 3-4 arkadaşı ve abim, tamam mı? Yanımda durdular. Ben hala daha bakmıyorum. Yani. Yanımda geliyorlar böyle. Bende kulaklık var. Ben hala daha devam ediyorum yürümeyi. Umursamıyorum. Yürürken demişlerine farklı. Evet. Bakmamışız. Yani. Evet, bakmadım. Ondan sonra şöyle bir döndüm. Şey yapacaktım onun çarkına tükürüm diye. Bir döndüm baktım Ali abi gir. Vallahi helal olsun Fatma sana dediler. Yolda yürürken bile kimseye bakmıyorsun dediler. Hakikaten. Gerek yok yani, ne gerek var. Helal olsun. Devam et. Ha. Ne yapayım, sapık çok. Evet. Ta geçen gün yürüyüşe gittim, geliyorum te hurladı vallahi adam te beni nereden takip etti geldi. Ondan sonra ben zaten manyağın tekiyim ya. Döndüm adama dedim gel bakalım buraya. Yanaştı biraz. Dedim 5 dakika içinde dedim buradan dedim kaybolmazsan dedim. Seni 5 dakika içinde bir daha görürsem dedim sana yemin ederim senin canını burada yakarım dedim. Ben seni takip etmiyorum ki, vadı vadı etti bana. Ben sana 5 dakika veriyorum istersen dur dedim. Ondan sonra bir baktım hızlı gidiyordu. Vallahi istese gitmesin. Sandalye aldım da kapısı bir çıkıp da oldu. Sapık dediğin insan her yerde çok biraz dikkat etmek lazım ve biraz da dik durmak gerekiyor. Onun cevabı valla onu var ya. Ümzüğünü sıkı atarım. Sen ne diyorsun kız? Ümzüğünü sıkma canım. Bak, nefes alsın. Bana şöyle gelseydi ki bak. Şöyle gelse de okey. Tam bir olumlu yaklaşırım yani. Şöyle bu kadar sert durmazdım. Bana direktmen gelip. Şey bak, direktmen gelip. Sen benim hoşuma gittin. Sen ne de be, istersen mesela. İşte sıkıntı olmayacaksa tanışabilir miyiz deseydi. Ben onu adam gibi gönderirdim.
Ama beni nereden takip ediyorsa bir insan takip etmeyecek kardeşim. Direkt gelecek adam gibi söyleyecek. Takip ettiğini anlamayacak kadar salak mısın? Ha. Takip et diyorsa o adamdan uzak duracaksın. Takip makip olmaz. Gelecek adam gibi söyleyecek. Kardeşim sen benim hoşuma gittin. Gel lan buraya. Bir konuşalım seninle. Sonra ben bir tane yumruk geçireceğim ona. Gel olmuyor lan. Gel. Öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Ne fark ediyor ki? Ama takip etmek kötü bir şeydir hani. Tabii. Gel adam gibi söyle, terslerse derslesin. Sen yine öyle takip edenleri yumrukla gitsin. Ben onu valla, ben onu bugün yumruklayacağım da çabuk kaçtı. Şu bir stresimi ataydım ben ona tıkşı tıkşı. İyi olacaktı. Ondan ben önce... Hakan diyeyim. Ondan önce de birisi daha böyle takip etti. Ama o gün de çok sinirliydi. Bir bağırdım ama aşağıdan. Şurada da değil mi? Şurada hemen gel şurada. Senin de dedim, bilmem neyini de dedim. Gel ulan buraya, gel bakayım ben seni kimi takip ediyorsun gel. Ama nasıl bağırıyor aşağıda, nasıl bağırıyor? Bir gelse ya bir yanıma. Bir gelse ya bir yanıma. Pişman olmuştuk takip etti. Bir gelsene be ya yanıma, gelmedi be ya. Evet. Gösteriverim. Evet Başak Burçları, bir videomuzun daha sonra geldik. Bir manyağın teki size Başak Burçları'nda yorumlanmış bulunmaktadır. Evet. Kendisi oluyor bu arada. Evet ben oluyorum. Evet canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp bir like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Bugün çok hastaydım diyorum. Kendimde değildim diyorum. Ne dedim bilmiyorum. Ay inan ki bilmiyorum valla. O yüzden. Özel açım yapıyoruz. Özel açımlarımız ücretlidir. Özel açım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresinizden yazarsanız çok güzel olur diyorum. Oradan cevap veririz. Oradan bakımını yapıyorum diyorum. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın ve sözlerimi bırakıyorum. Siz yine kendinize iyi davranın. Canım annem. Kendinizi üzmen. Kendinizi yıpratma. Karşıdakini üzün. Hoşça kalın. Dostça kalın diyoruz. Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizler de kendinizi sevin. Tamam mı canlarım? Hoşça kalın. Yok yok. Sapıttı gene deli. Gene kafayı kırdım kız ben. Ne olacağım kız? Hadi ben böyle kapat. Evde kaldım kız. Ona dekmele, buna tokatla. Yumruk mumruk derken. Ne var böyle? Var mısın gene böyle? Dolaştırırsın.